Selam gençler ve genç hissedenler, ben Neron. Bugün Survival serimizin 3. bölümüyle karşınızdayım. Yani şurada yapmış olduğumuz demirleri aldım. Şimdi güzel bir soru bizi bekliyor. Bu demirleri balta mı yapalım yoksa kazma mı yapalım? Bana kalsa kazma yapardım ama olur ya, aşağı doğru iniş yaparken löp diye karşımıza elmas falan çıkarsa işi garantiye almamız gerekiyor. Şunları şöyle bir boşaltalım üstümüze. Sen de git. Biriktiğin zaman toplarım zaten. Şöyle gidelim. Madendeydik en son. Aynen madenden de devam edeceğim. Şöyle bir 10-15 tane daha demir toplarsak, yanında da ufak tefek kömür, çok işimize gelecek. Şöyle aşağı doğru inmeye devam. Şöyle baktığım zaman 48. kattayız daha. Yani bayağı yüksekmiş burası. Rakımı bayağı yüksekmiş. Hava ondan soğukmuş demek ki. Ben de niye bizim karakter üşüyor dedim. Üşüme sebebi buymuş. Bayağı yüksekte bir yerde spawn olmuşuz. 44'e indik. Elmas bulmak için 15 ile 11. kat arası çok ideal. Tabi 0. kata kadar elmas olabiliyor ama yoğunluklu olarak 15'ten aşağı inerken 11. katlarda benim hesapladığım, gördüğüm, tecrübe edindiğim daha fazla çıkıyor. Hedefimiz de zaten 11. kata kadar inip sağlı sollu yardırmak. Tabii şu an 39. kattayız daha. Türk iniş yapmış olsaydım çoktan vardıydık. Belki nereden bileceğiz, elmas bile bulmuştuk. Aslında Türk inişi yapıp hemen peşinden de şey yapabilirdik. Oraya ağaçtan merdiven yapabilirdik. Bu arada zombi sesi geldi. Bilmem siz duydunuz mu onu. Şunu koy. Aynen zombi sesiyle örümcek sesleri geliyor. Acaba burada şey var mı ya? İsmini unuttum. Mineshaft deniyor sanırım ona. Abi yanlış yapıyorsun. Oraya koyma. 32'ye kadar geldik. Şunu kapatalım. Ekranımızı kaplıyor. Sağda acaba mağara falan mı var ki? Şöyle bir gidip bakasım da var. Yeterli yani Y koordinatının yeterli sayıya kadar inmesini bekliyorum. Yani hedefimizdeki sayıya kadar inmesini bekliyorum. Olur da bu bölümde elmas falan bulursak ciddi güzel bir sürpriz olur bizim için. 22'ye kadar geldik. 15'e bir şey kalmadı zaten. Hadi. 20. Çok güzel demir bulduk. Buraları meşale falan da koyacağız. Şu madenin girişi sonuçta. Buralarda bir şey spawn olmasın. Vay maşallah. Bayağı da kazdık. O sarı ney bu arada? Kum mu güneş mi? Orada bir hareket de etti ha. Evet arkadaşlar. Şu anda Minecraft'ta tuhaf olaylar yaşanıyor. Biz olaya devam edelim. Aha, müzeye bak. Bu kaç? Totoş'u kurtar müzeydi sanırım. Git evinde yat oğlum diyor. Ne geziyorsun burada diyor. Şöyle bakalım. Aynen 15'e geldik. Çok pardon. Harika. Demir de bulduk. Oho redstone. Ne işimize yarayacaksa. Neyse sistem yaparız belki. Korkuyorum da kazmıyor. Altında şimdi bilmiyoruz. Redstone var. Demir var. Bu civarda elmas da vardır o zaman.
Genelde böyle bir denklem içerisinde oluşuyorlar. Şöyle yapalım. Şuraya bir tane daha koymamız lazım. Şuraya da bir tane koyacağız. Şu an kaçıncı kattayız? 12. Şurayı da kazıp aşağı inmemiz lazım. Şunu alalım. Şöyle şunları toplayalım. Bence bu civarda kesinlikle elmas var. Öyle hissettim neyse. Şu anda 11. kata vardık. Şimdi bu kısmı böyle yaldırıp gideceğim. Aynısı diğer taraf için de geçerli. Daha sonra çapraz çapraz gideceğim. Oyunda ilk defa kömür gördüm. O da 11. katta denk geldi. Anasını satayım, normalde her yerde kömür olması lazım. Buraya kadar incik anca geldi. Aslında kömür bulduk ya. Bunu biz elmas sayabiliriz. Niye derseniz kömür de bir elmastır arkadaşlar. Bu da bir ayrı genel kültür olsun. Sadece elmasın farklı bir türü. Kararmış yani, fazla kalmış mı diyeyim, ne diyeyim işte. Elmas da zaten kendi başına bir kömürdür. Yalnız... Oh shit! O da ne? Lan oğlum, demir kazmayı daha yeni kırdım ya. Abi elmas buldum. Elmas buldum. Elmas buldum. Elmas buldum. Elmas buldum şarkısını çalmak istiyorum. Elmas buldum. Elmas. Hemen eve gidelim. Onu nasıl orada biz halledeceğiz? Kesinlikle patlayacak o. Geliyor. Yemin ediyorum geliyor şerefsiz. Ben aslında onu burada patlatabilir miyiz? Dur. Önce yemeğimi yiyeyim. Ok yok ki ya. Patlama, patlama, eşşoğlu eşek, patlama, Allah'ım ya. Oğlum ben burayı düzenliyorum, sen dağıtıyorsun ya. Of. Neyse. Eve gidelim, eğer gece ise yatağımıza yatalım. Şöyle biraz dinlensin, adam o kadar yer kazdı. Hadi. Hadi. Böyle de çok uzun sürüyor ya. Bu arada internetim hala gelmedi. Lanet olsun diyorum. Şuraya şunları atalım. 17 sana 2-3 tane yeter. Sen de yat bakayım. Şöyle sigaramızdan bir nefes alalım. Günaydın arkadaşlar. Hoppa. Ha, daha bir tane olmuş. Oğlum ben yatarken sen pişmiyor muydun? Sabaha kadar bir tane mi piştin? Etrafta iskelet var. Cayır cayır yanıyor. Yardımcı olalım ölmesine. Yazık. Nerede yanıyor? Ta orada bir tane var. Ha, arkadaş. Madenin aşağısına indik, elması bulduk ya, çok güzel. İyi, 3 etti. Hemen halledelim. Hoppa. Allah, hadi. O elması aldıktan sonra bölümü sonlandıralım. Çünkü orada taraflarda sağlı sollu gidişler yapacağım. Tabii o sağa sola gidişleri yapmadan önce videonun dışındayken elması aldıktan sonra elması eve koymaya gideceğim. Daha sonra da meşale yapıp şu hattı meşale ışıklandıracağım. Çünkü gördüğünüz gibi sıkıntı oluyor. Creeper falan gelip bizim madenin düzenini bozabilir. Of, Allah'ım şu güzelliğe bakar mısın? 1 2 3 4 harikasın. 5 6 7. Abi 7 tane elmas ya. Boru mu ya? 7 tane. Senin de halin be. Yukarıda lazımsınız bize. Gene geleceğiz tabi buraya. Sıkıntı yok. Hadi şu hızlı hızlı çıkalım.
Şerefsiz ya. Burayı hakikaten bozdu bu. Şöyleydi. Şöyleydi. Değil mi? Aynen. Şimdi düşünüyorum da eğer Türk iniş yapsaydık emin olun daha hızlı olurdu inmesi çıkması. Böyle zulüm resmen. Elmaslar pişiyor. Elmas diyorum, demirler pişiyor. 7 tane elmasım var. Madem o kadar şey yaptık. Al sana kardeşim elmas kazma. Şu 4 tane de yedek olarak dursun. Ben öyle çok çatışmayı sevmem. Çatışırsak da zaten taş veya demirle yaparım kılıçlarımı, setlerimi. Olur ya hayvan gibi elmas kasarsak da acımam, gözüne gözüne vururum. Bu bölümün sonuna geldik arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinize iyi oyunlar. Hoşça kalın, esen kalın.